Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 2020 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayına giriş yapıyoruz. Hızlı bir giriş yapıyoruz. Tutulma dönemindeyiz. 30 Kasım'da meydana gelen ay tutulması, İkizler burcundaki ay tutulması tesirleri Aralık ayında da devam edecek. Hatta bu ayı önemli ölçüde şekillendirecek. Bunun yanı sıra yine Aralık ayında bir güneş tutulması yaşayacağız. Tüm bunlar daha kadersel, daha büyük planda, belki önümüzdeki altı ayı şekillendirecek önemli tesirler. Güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda olacak. Merkür ayın birinden itibaren de yay burcunda ilerlemeye başlayacak. 21 Aralık'tan itibaren ise güneş artık sizin burcunuza geçiyor. Bu ay doğan 21 Aralık, 31 Aralık arası doğan tüm oğlak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı bir yıl dilerim size Evet yılın ilk yarısında ayın ilk yarısında özellikle biraz daha hani günlük hayatımız işte genel sağlığımız iş koşullarımız alışkanlıklarımız düzenimiz bu konulara odaklanmamız mümkün ay tutulması belli kalıpların dışına çıkmamız belki bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz yönünde bizi tetikleyebilir. Örneğin sağlığımızla ilgili e, bir konu aydınlanabilir e, veya hani, sağlığımızı iyileştirmek adına bazı tedavi arayışlarımız olabilir. Bununla ilgili beslenme düzenimizde, çalışma düzenimizde, günlük hareketlerimizde bazı yenilikler yapabiliriz, düzenlemeler yapabiliriz. Yardımcılara ihtiyacımız varsa belki hem çalışma ortamımızda ya da evimizde böyle yardımcıların hayatımıza girmesi mümkün. E, Belki evcil hayvanlarımızla ilgili bazı düzenlemeler olacak veya evcil hayvan edineceğiz. Veya onlarla ilgili konular biraz daha aktif olacak bu dönem içerisinde. Evet ayın özellikle ilk yarısı içerisinde bilinçaltımıza biraz yönelmemiz, kendimizi şöyle bir dinlememiz, hayata biraz daha duygusal bakmamız da mümkün görünüyor. Kısa bir tatil, bir inziva süreci de olabilir. Özellikle e, bu dönem 14 Aralık'ta güneş tutulması meydana gelecek. Aynı zamanda bir yeni ay, güçlü bir yeni ay, 23 derece yay burcunda. Bu tutulma, e, kuşkusuz tabii ki kolektif alanda da çok güçlü ve önümüzdeki altı ayı etkiliyor. Dünya üzerinde de önemli tesirleri var. Sizin haritanızda da 12. evinizde meydana gelecek. Her tutulma bir yeni ay olarak aslında yeni başlangıçları işaret eder. Bu tutulma Şöyle bir hayatınızın aslında hani yeni bir şeye başlamadan önceki hazırlık dönemi gibi sanki yaşamınızda bir şeyleri sadeleştirmek, sizin için yararlı ile yararsızı ayrıştırmak anlamında farkındalıklar getirebilir. Artık hem bilinçaltınızla ilgili hem duygularınızla ilgili geçmişe dönük şeyleri de biraz daha sorgulayabilirsiniz. Bu ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınızla ilgili bir iyileşme, bir şifa arayışı, bir terapi, dönemi de olabilir. Bir arınma dönemi de olabilir. Belki zararlı bazı alışkanlıklarınızı ya da sizin için gerekliliği kalmamış bazı işleri, güçleri, belki ilişkileri hayatınızdan şöyle bir çıkarmanız gerekecek. Çünkü 12. ev kapanma ve bitişlerle alakalıdır. Ve biraz sizi de hayatınızda bu tutulmanın etkisiyle bazı değişimler ya da hayatınızdan bir şeyleri tamamen çıkarmak adına da adımlar atabilirsiniz. İş ve mesleğinizle de ilgili yeni düzenlemelerin olması mümkün görünüyor. Kendi başınıza yapacağınız bazı çalışmalar adına da önemlidir bu tutulma. Örneğin bir bilim insanı olabilirsiniz. Belki bir tez üzerine çalışıyorsunuz. Belki akademik alanda bir hazırlığınız var, bir çalışmanız var. Biraz kendi alanınızda yalnız başınıza yapacağınız işlere daha fazla odaklanabileceğiniz bir süreç. Bu dönemde evet biraz inziva olabilir. Toplumdan biraz soyutlanabilirsiniz. Belki biraz uzaklara da gidebilirsiniz. Hani her zaman yaşadığınız mekanlardan, yerden uzaklaşmanız biraz hani belki başka Uluslararası bir alanda hareket etmeniz, yurt dışına gitmeniz, başka bir şehre gitmeniz mümkün. Biraz izolasyon gereken bir süreç, ee, ama bir hazırlık dönemi gibi aynı zamanda çok da verimli olabilecek bir e, güneş tutulması bu. Artık Mars ilerledi, Koç burcunda ilerliyor e, ay boyunca dördüncü evinizde. E, hem duygusal anlamda hem geçmiş anlamında aileyle ilgili konularda da bazı yapıları daha rahat çözümlemeniz adına hızlı bir Mars söz konusu Evet sorunları da daha rahat keşfedebilirsiniz bu dönemde bu sorunları çözmek için de daha radikal hareketlerde bulunabilirsiniz bu bahsettiğim konular ebeveynleriniz aileniz Hani özel hayatınızdaki kişilerle de bağlantılı olabilir onların da hayatlarında bu tarz bazı adımlar atılabilir Evet tutulmanın hemen ardından 15 aralıkta Venüs yay burcuna geçecek ki iyicil etkisiyle bu bahsettiğimiz konularda sizi biraz rahatlatırken koşullarınızı da iyileştirebilir ve iyicil bazı maddi manevi şanslar hatta manevi anlamda farkındalıklar ve şanslar korumalar da getirebilir size bu anlamda. Ayın 17'sinden itibarense artık Satürn burcunuzdan tamamen ayrılıyor. Evet bu yıl Mart ve Temmuz aralığında Satürn kısa bir süre Kova burcuna geçmişti. Sonra tekrar burcunuza geri dönmüştü. Ama artık 17 Aralık'ta Satürn tamamen Kova burcuna geçecek ve bir daha 29 yıl burcunuza gelmeyecek. Satürn 2023'ün Mart'ına kadar Kova burcunda olacak. Üstelik bu geçiş bu sefer Jüpiter'le de beraber 19'unda Jüpiter Kova burcuna geçiyor ve bu iki gezegenin 21 Aralık'ta büyük kavuşumu var. Satürn Jüpiter büyük kavuşumu. Tüm toplumsal, sosyal yapılarda olan önemli değişim ve yapılandırmalarla ilgili olan e, güçlü bir etkidir. 20 yılda bir kavuşur bu iki gezegen ve kavuşumları hem bireysel hem kolektif alanda tüm dünyayı etkiler. Şimdi bu kavuşum Kova burcunda sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Genel etkilerinden bahsettiğim. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz. Ee, aslında büyük planda baktığımızda 2021'in en önemli tesirlerinden birisi bu. Yıllık videolarımızda da bahsettik. Sizin para alanınız, bütçeniz, mali durumunuz, mal varlıklarınız, genel olarak gelir gider dengenizle ilgili bazı önemli yapıların olabileceği, yapılandırmaların olabileceği bir süreçteyiz. Jüpiter kuşkusuz kaynaklarınızı arttırmak ve bunları kullanmak adına fırsatlar getirebilir. Satürn'de biraz daha ciddiyet ve sorumlulukla uzun vadeli yapılar konusunda sizi zorlayabilir. Değer yargılarınızda da ve öz değer duygunuzda da önemli güçlü değişimlerin olduğunu görebiliriz. Belki de kazançlarınızla ilgili, belki sektörel anlamda değişimler olacak. Yani tüm bunlar bu dönemde güçlü ve uzun vadeli tesirler olarak hayatınızda yer alabilir. 21 Aralık'ta artık Güneş Burcu'nuza geçiyor. Merkür de hemen aynı gün burcunuza geçiyor. Ayın son 10 günü içerisinde güneşin yaratıcı enerjisi ener biraz daha sizi canlandıracak aslında. Özgüveninizi de arttıracak bu dönemde. ve hemen ayı yine bir dolunayla tamamlayacağız. 30 Aralık'ta yay e, Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde dolunay tam sizin ilişki evinizde. Duygusal bir dolunay aslında Yengeç Burcu'nda olduğu için daha çok özel alanlarımız, ilişkilerimiz biraz ailevi konulara işaret ediyor. E, dolunay kendi içerisinde tabii ki bir tamamlanma, bir dönüşüm süreci, bir farkındalık dönemi. Bu dolunay hem özel hayatınızda hem ilişki dinamiklerinizde bir farkındalık verebilir. Evlisiniz örneğin eşinizle ilgili konuların aktif olduğu bir süreç. Eşiniz, onun yaşamı, onun genel sağlığı, onun işi, gücü ve benzeri önemli bir durum olabilir. Ee, veya evli değilsiniz, evlilik kararlarına zemin hazırlayan bir donlay aslında evlenmek gündeme gelebilir. İş birliklerinde belki bazı kararlar vereceksiniz. Süre gelen iş birliklerinizle de ilgili olabilir bu. Yuva kurmak, ev almak, emlak almak gibi konularda yine yani ailevi konularda da aslında güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Daha önceden başlamış olan bazı konular ki bunlar yani uzun vadede 2 yıllık hatta kısa vadede önümüzdeki yaz aylarında başlamış bazı konularda olabilir. Şimdi bunların bir sonuçlanması, bir tamamlanması da mümkün görünüyor. 8 derece yengeç burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 8 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz çok daha güçlü olabilir. 27 Aralık'la birlikte bu etkiler başlayabilir. Dolunay etkileri Ocak ayının ilk haftası içerisinde de devam edebilir. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.